Basın mensupları iyi mesailer diliyorum. Sağlık diyor, diliyorum sizlere. Sağlık demişken doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız darda, zorda. Koruyamıyoruz onları. Ülkede tutamıyoruz. Karınlarını doyuramıyoruz. 36 saat nöbet tutturuyoruz. Günde 90 hastaya baktırıyoruz. Ve maalesef doktora sağlık çalışanına şiddetin önüne de geçemiyoruz. Güya geçtiğimiz aylarda bir bu konuda bir yasal düzenleme de yaptık. Biz o zaman da söyledik. Bunun caydırıcılık bakımından yeterli olmadığını söyledik. Her zaman olduğu gibi AK Parti bizi dinliyor ama geç dinliyor. Şimdi dün akşam da Sağlık Bakanı ne demiş? yasal düzenleme yakın demiş. Günaydın Sağlık Bakanı. Günaydın. Doktor Ebru Ergin dün gece Ankara Eğitim Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kaldı. Şu anda hastanede gözetim altında, tıbbi gözetim altında. Doktorumuza saldıran salı verilmiş. Salı verilmiş. Bu nasıl bir iştir? Bu nasıl bir kafadır? Bu nasıl bir yönetimdir? Anlamamız mümkün değil. Sağlık Komisyonu üyelerimiz değerli arkadaşlar. Hem doktorlarımızın özlük hakları bakımından hem de şiddet maruz kaldıkları şiddetle ilgili sürekli olarak komisyonu toplantıya çağırıyorlar. Sağlık, Aile, Çalışma, e, Sosyal işler Komisyonumuzu toplantıya çağırıyoruz. Ben de buradan sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partili Sağlık, Aile, Çalışma, Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Recep Akda. Tıp adamısın, tıp insanısın. Sağlık Bakanlığı yaptım bu ülkede. Doktorlarımızı biraz önce söylediğim gibi kötü bir tabloyu, kötü bir iklimi yaşıyor. Gel kardeşim. Her şeye saraya bakmayın ya. Yani hapşırmak için saraya bakıyorsunuz ya. Toplu komisyonu. Komisyon sadece kanun teklifi için toplanmaz ki. Toplu komisyonu. Arkadaşlarımız Fikret Şahin, Ali Şeker, Ali Fazıl Kasap, Burhanettin Bulut, Ünal Demirtaş, Kani Beko. Komisyon üyelerimiz sürekli bu çağrıyı yineliyor. Ve söylediğim gibi doktorları koruyamıyoruz ülkede tutamıyoruz. 90 hasta baktırıyoruz ama sorunları çözmeye gelince hamasetle geçiştiriyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biraz önce odamda düşündüm bu son saldırıyı. Yani Cumhurbaşkanı Türk Tabipleri Birliği'ne sözlü saldırırsa vatandaş da gidiyor doktora fiili saldırıyor. Böyle şey olabilir mi? Doktoruna, sağlık çalışanına saygısı olmayan bir yönetim, onları koruyamayan bir yönetim olur mu? Şubat'ın son günlerindeyiz. Mart geliyor. 14 Mart Tıp Bayramıdır. Şimdi 14 Mart'tan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması gereken iki mühim iş var. İki mühim iş var. Birincisi doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın hani şu Aralık'ta verdiler, geri çektiler, kıvırdılar özlük hakları ile ilgili yasal düzenlemeyi bütün sağlık çalışanlarını memnun edecek bir yasal düzenlemeyi derhal meclise getirin kardeşim. Biz getirdik mecliste var. İsterseniz getirmeyin. Mecliste var olanı önce komisyona sonra genel kurula indirelim. İkincisi sağlık çalışanlarımız özelde de doktorlarımızı şiddete karşı tam güvence altına alan bir yasal düzenlemeyi de derhal çıkaralım. 14 Mart'tan önce sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza iki güzel haber verelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda her türlü yapıcı katkıya, desteğe hazır olduğumuzu partim adına da buradan beyan ediyorum. Ve ben tekrar bütün doktorlarımızdan parlamentonun bir üyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak özür diliyorum. Bizi affedin. Sizin değerinizi bilmiyoruz, bilemedik. Kıymetinizi bilmiyoruz, bilemedik. Sizi koruyamıyoruz, koruyamadık. Ben bir milletvekili olarak kişisel bir dahlim olmamakla birlikte bu kusurlarımız için devletin ve meclisin bu kusurlar için özür diliyorum. Ve son olsun diyorum. Vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sevgili vatandaşlarım. Doktorlarımız bizim göz bebeğimizdir. Evet hasta yakını psikolojisiyle siz de hastanedeki hastanızdan ilgili iyi haber almak bir an önce sonuç almak istiyorsunuz. Bu çok normal ama bunu yaparken bu arzu içinde olurken doktorlarımıza haksızlık etmeyelim. Devlet doktoru diyor ki 5 dakikayı geçmemek şartıyla 90 hasta muayene edeceksin. Diyor. Ne yapacak doktor? Nasıl yapacak? Devlet hastanede çalışan hemşireye asgari ücret civarında para veriyor. Hemşire karnını doyuramıyor. Ne yap? Nasıl olacak? Evde çocuğuna dün akşam istediği eti ya da muzu ya da oyuncağı alamıyor. Olmaz. Sorun sistemle ilgili. Lütfen hemşirelerimize, doktorlarımıza, velhasıl sağlık çalışanlarımıza karşı 84 milyondan anlayış bekliyorum, anlayış rica ediyorum. Doktorlarımızı üzmeyelim. Doktorlarımızın moralini, şevkini kırmayalım diye de arzu ediyoruz. Dün mecliste EYT'liler var idi. EYT'liler grupları ziyaret ettiler, partileri ziyaret ettiler. Bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani sorunun çözüm merciğinde dertlerini, sorunlarını dile getirdiler. Üzüntüm şundan, daha önce de AK Parti Grup Başkan Vekili EYT ile ilgili bir çalışma yapılıyor dedi. Yetmez, bakan da çalışma yapılıyor dedi. Sonra ne oldu? Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekilini bakanlık basın müşavirliği yalanladı. Böyle devlet olur mu? Böyle şey olur mu? Böyle yönetim olur mu? Bakanı Bakanın basın müşaviri yok böyle bir şey diye yalanladı. İşte Türkiye'nin yönetimi bu. Sayın Genel Başkanımız boşuna demiyor Türkiye yönetilmiyor savruluyor diye. Bunun açık örneğini burada görüyoruz. AK Partili siyasetçilere sesleniyorum. Lütfen EYT'lilerin umutlarıyla oynamayın. Çaresizlikleriyle dalga geçmeyin kardeşim. EYT'liler çaresizdir. EYT'liler mağdurdur. EYT'ler yaşam mücadelesi, geçim mücadelesi, açlık mücadelesi veriyorlar ve sayıları milyonlarla ifade ediliyor ve koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu duruma seyirci kalıyor. Asla kabul edilemez. AK Parti'nin kendisine karşı olanı, kendisine muhalefet edeni bölücülükle, teröristlikle suçladığını, kriminalize ettiğini Biliriz öteden beri. AK Partili olmayan herkes teröristtir ya da bölücüdür. Mantık bu, kafa bu. Yeni bir şey başladı şimdi. Yetmedi bu, kesmedi. Şimdi üç örnek vereceğim. Halk TV, Mustafa Sönmez, Enak. Biri bir televizyon kanalı. Mustafa Sönmez, beyefendi, bir ekonomi e, yorumcusu, ekonomi ilgili televizyonlarda, sosyal medyada değerlendirmeler yapıyor. Oldukça takipçisi de var. En Akta Enflasyon Araştırma Grubu bunun kurucusu olan beyefendiye, sanıyorum Veysel Bey'e maliye yazı gönderiyor. Maliye, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı. Sayın Mustafa Sönmez bu elimdeki. İşte falan 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 şu tarihte, şu gün, şu dairede hazır ol kardeşim. 2020 yılı hesaplarını inceleyeceğiz. Ya incele tabii yani herkesinkini incele. Herkesinkini incele. Hele ayrıcalıklı müteahhitleri de bir incelesen ama onu onun için Cumhurbaşkanından imzalı sık imzalı belge istersiniz. Biraz sonra göstereceğim. Bu ayıptır. Bu kokuşmuşluktur. Bu devleti küçümsemek, devleti küçük düşürmek, devletin itibarına halel getirmektir. Bu muhalefete gözdağın muhalefeti sindirmenin, muhalefetin burnunu sürtmenin yeni bir yoludur. Herkesin çok az kaldı, bu ceberrut iktidarın gitmesine çok az kaldı. Herkesin biraz daha kararlı, sabırlı ve umutlu olmasını diliyor, bekliyoruz. Medyanın cesurca, ekonomi yorumcularının cesurca, enflasyon araştırma grubu gibi grupların cesurca gerçekleri kamuoyuyla paylaşmasını diliyor ve bekliyoruz değerli arkadaşlar. Bir de yetmedi bunlar. Vergi incelemeleri şu bu yetmedi. Davalar, soruşturmalar, kovuşturmalar dijital mecraya daldılar. Yabancı medya kuruluşlarına diyor ki gel benden lisans al. Ya yerlere de demiyorsun mesela. Bir gazetenin internet sitesinden ben canlı yayında Tayyip Erdoğan'ı izleyebiliyorum. Bazılarından Kemal Kılıçdaroğlu'nu da izleyebiliyorum. Burada, burada sorun yok ama şimdi internet sitelerine rütük kılıcını yukarıdan giyotin gibi sallandırıyorlar. Bu da Türkiye'de basın özgürlüğünün artık sıfır noktasına geldiğinin yeni bir göstergesi ve kabul edilebilir değil. Böyle devlet yönetilmez. Böyle toplum sadece ayrışır, kutuplaşır. Toplumu kutuplaştıracak, toplumu sindirecek işler yönetenleri orada oturtmaya yetmez. Biz bunu anlatamıyoruz. Doğru işler yaparsanız oradaki posttaki, tahttaki neyse saraydaki siyasi ömrünüzü uzatabilirsiniz. Yanlış üstüne yanlış yaparak tahta ve posttaki siyasi ömrünüz uzamaz. Vergi incelemesi silahıyla muhalefeti sindirmeye çalışmak en hafif deyimle aymazlıktır. Ve bu edep dışıdır. Gayrı ahlakidir. Zaten edep dahilinde ve ahlaki olan bir iş yaptıklarına da çok şükür pek tanık olmuyoruz arkadaşlar. Önemli bir sorunumuz var. Hemen Karadeniz'de karşıda, karşı kıyıda Ukrayna'yla ilgili gelişmeleri Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de endişeyle izliyoruz. Umarım ve dilerim ki Erdoğan'ın bu kendince öğrettiği kehanetler, dünya lideri olma fantazisi, bölge lideri, bölge abisi olma fantazisi Türkiye'nin başına yeni sorunlar açmaz. Önce şunu peşine söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalini, basıncını, baskısını kabul etmez. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını ve egemenliğini tanır ve buna halel getirecek, bunu hiçe sayacak hiçbir işin yanında olmaz. Bilakis karşısında olur. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hamlesini kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Şimdi tabi bu böyle inşallah kan akmadan, can yanmadan, insanlar yerinden yurdundan olmadan Ukrayna krizi barışçıl bir şekilde Birleşmiş Milletler anlaşmalarının uluslararası anlaşmalarının Minsk sözleşmesinin protokolünün gerektirdiği biçimde çözülür. Fakat velev ki büyük sorunlar çıktı, savaş oldu. Olmasını asla temenni etmiyoruz. Eee beklemiyoruz, ihtimal de vermek istemiyoruz. Ama velev ki şimdi Türkiye burada inşallah bu beceriksizlikle bu savrulmayla, bu fantazi dünyasıyla hazırlıksız yakalanıp Türkiye'nin başının ağrıyacağı sorunlarla da karşılaşmaz. Bunu umuyoruz ve bunun için de uyarıyoruz. Mesela Karakış'a en hazırlıksız yakalandık. İnşallah bu krizin sonuçlarına da hazırlıksız yakalanmış olmayız. Biz uyardık, uyarıyoruz. Mesela dedik ki tedarik noktasında doğalgaz, buğday vesaire petrol bir ülkeye bağımlı olmayalım. Türkiye doğalgazda bir ülkeye, buğdayda başka bir ülkeye bağımlı olmasın. Evet ihtiyaç olabilir. Oradan buğday gelmezse kimse açlıktan ölmez. Oradan alınan buğday makarna oluyor, un oluyor, başka ülkelere satılıyor. Böylece bir ekonomimize bir katkı da oluyor. Ama sen bunu niye bir yere bağlıyorsun? Doğalgazı bir yere bağladık, sonuçlarını yaşıyoruz. Buğdayı bir yere bağladık. E oradan da bir sıkıntı duymayalım. Buğdaydan doğalgazdan geçtim. Fakat Türkiye'nin bu konularla ilgili bu, bu buğday, doğalgaz vesaire elektriği de çünkü doğalgaz üretiyoruz. Umarım ediliyorum hükümetin ayrıca bir B planı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi 3 yıldır benim hatırladığım belki daha fazla Hükümeti bu konuda uyarıyor mecliste. Sayın Genel Başkanımız katıldığı toplantılarda. Enerjide dışa bağımlılık zaten yanlış. Enerjide bir ülkeye ya da iki ülkeye bağlı bağımlılık bir felaket. Umarım bir B planları vardır. Yapıcı olmaya çalışıyoruz hele böyle bir noktada. <laughs> Ve e, vakti geldiğinde. Bu politikanın Ukrayna sürecinin de izlenecek politikanın da mutlaka ama mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek hayata geçirilmesi lazım. Öyle yanına dışlarından yetkili almadan oturup liderlerle konuşarak bu işler olmaz Erdoğan. Bunu da bil. Türkiye'nin başını belaya sokma. Türkiye'yi gereksiz riske atma. Bir çakıl taşı için hepimiz riske gireriz, hep söylüyoruz. Ama Türkiye'yi gereksiz yere kendim fantazi yapacağım, dünya lideri olacağım, işte masada yer bulacağım diye Türkiye'yi anlamsız riske ve gereksiz sorumluluğa da sokmamasını peşinen tavsiye ediyoruz. Umarım dilerim en kısa zamanda konuda çözülmüş olur. Zamlar. Şu yaşandı. Bunlar hep Cumhuriyet tarihiyle kendilerini mukayese ederler de ben de bir mukayese yapayım. Cumhuriyet tarihinde tek seferde yapılan en büyük zamdır. Elektrik zammı. Tek seferde yapılan en büyük zam. Yüzde yüz yirmi yedi. Şimdi bir gecede Cumhuriyet tarihinin en büyük <laughs> zammını yapmayı becerdiler. İki aydır biraz indirim yapacaklar, nasıl yapacaklarını beceremiyorlar. Ya bir geceden en büyük zammı yaptın kardeşim. Bir gecede yaptın, Beceriksizliğin yarattığı sonuçları biraz telafi etmek için iki aydır ne düşünüyorsun Erdoğan? Yapacağın belli, zam mı geri alacaksın kardeşim? KDV indirdim, yetmez. Efendim, STK'ları işte es, e, konut şeklinde değerlendireceğiz, tarifesini değiştireceğiz, yetmez. Esnafa yüzde 25 indirim yapacağım. Yapsan ne olur? Yapsan ne olur? Adam dört bin lira kira diyor, Dört bin yedi lira elektrik faturası gelmiş. Yüzde yirmi beşini indirsen ne olur? Yüzde yüz ikisi ne olacak? Yetmez Erdoğan yetmez. Bu zamları geri çekeceksin. Bu zamları büyük oranda geri çekeceksin. KDV, MADV bu işi kurtarmaz. Cem evlerini STK statüsünü alacağım demiş. Saygı duymuyorsun. Bari saygısızlık yapma. Yani cemevi ibadet hanedir kardeşim. Caminin elektrik faturasını benim gittiğim caminin elektrik faturasını hangi yolla tahsil ediyorsan cemevini de öyle yapacaksın. İkisinde de aynı Allah'a dua ediliyor. Aynı peygambere salavat getiriliyor. Birini STK, birini ibadethane. Olur mu böyle şey? Cem evinin elektrik parasını camininkini kim ödüyorsa o ödeyecek. Nokta. Yani Cem STK statüsünde sayacağım falan diyerek bu işler olmaz. Faiz fiyatla mücadele ediyorsun. İşte KDV diyorsun. Cezaları artıracağım. Depolara baskın. Faiz fiyat noktasında mücadele edeceksen Tayyip Erdoğan olarak Recep Erdoğan'la mücadele edebilirsin mesela. Ya da Recep Tayyip olarak Sayın Erdoğan'la mücadele edebilirsin. Çünkü Türkiye'de fahiş fiyatın ağababası, fahiş fiyatın mesulü, müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir gecede yüzde yüz yirmi yedi fahiş değilse ne fahiş? Milletin depolarına basıp durma. Marketçilerle, bakkalla, çakkalla uğraşma. Uğraşacaksan otur, Hani hep söylüyorum ya Erdoğan için. Hırs başta karar eyleyince akıl baştan firar eylermiş. Uğraşacaksan Erdoğan otur, başında karar eyleyen hırsına karşı mücadele et. Hırsını yen. Kendini yenemeyen başkasını yenemez. Hırsını, ihtirasını yen. Depocuya baskın vereceğine beynindeki hırsa ve ihtirasa baskın ver Erdoğan ve daha samimi. Milletin sesine kulak veriyoruz diyorsun, vermiyorsun. Yani değişik insanlarla çalıştın. Sen hep bazen kandırıldım dersin ya. Kandırıldım Allah affetsin. Tutturdun bir Allah affetsin gidiyorsun. Cenabı Allah seni affeder affetmez bilmem. Ama millet ilk sandıkta seni affetmediğini gösterecek. Ama gittikçe denge daha çok bozuluyor gibi geliyor bana. Yani sık Merkez Bankası Başkanı değiştirdin, bakan diye bir ara damadı kendine ekonomide rehber yaptın, onun masallarını dinledin. Ya şimdi neredeyse Erdoğan'ın inandığı rehberlik noktasında damadı bunlar icesi. Çünkü Erdoğan'ın yeni rehberi şu, Akbaşoğlu matematiği Yeliz kafası. Şu anda ekonomiyi ve Türkiye'yi Böyle sevk ve idare ediyor. Gel etme Erdoğan. Akbaşoğlu matematiği seni de batırır. Senin batman benim umurumda değil ama ülke batar. Yeliz kafası da seni de batırır. Yeliz kafası bir şey daha yapar. Partini de batırır. Aklında bulunsun benden sana söylemesi. Gel akıla bilime. Kendini bunlara rehber et. Bunları kendine rehber et. Akbaşoğlu matematiği seni kurtarmaz. Erdoğan'a dört soru soracağım. Ee, bu özelleştirmeler yollarla ilgili keşif artışları geçiş üstünlüklerini yarına bırakalım. Süre azaldı. Şimdi Sparta'da bir sorun yaşadık. Dört soru soruyorum Erdoğan'a. Bir. Türkiye genelinde 21 bölgedeki elektrik dağıtım sisteminin sahibi TEDAŞ'tır. TEDAŞ elektrik dağıtım firmalarının taahhüt ettikleri iyileştirme yatırımlarını zamanında yapıp yapmadıklarını denetlemekle yükümlüdür. Yükümlü iyileştirme yatırımlarını hani şu İsparta'yı 3-4 gün karanlıkta kalmasına sebep olan. Ki yılda en az bir denetimde zorunludur. TEDAŞ bu denetimleri yaptı mı? Erdoğan sana soruyorum. TEDAŞ yasadaki bu denetimleri 21 dağıtım şirketiyle ilgili yaptı mı? Bu denetim Sayıştay raporları yeterli denetim yapılmadığını söylüyor. Erdoğan, Sayıştay mı yalan söylüyor, senin bakanın mı yalan söylüyor? Çık millete bunu söyle. Sorumun biri bu. Eğer bu denetimler yapılsa ne diyoruz? Tahtı iyileştirme yatırımları yapılsa Isparta 5 gün elektriksiz kalmayacaktı arkadaşlar. Soru ki Erdoğan, elektrik piyasasının düzenlenmesi ve denetimi için görevli olan EPDK yani enerji piyasası düzenleme denetleme kurulu Gerekli yatırımları yapmayan dağıtım şirketlerine hangi uyarıları ya da yaptırımları uyguladı? Soruyorum. Kamuoyu bu konuda neden bilgilendirilmiyor? Yani EPDK bu yap, e, iyileştirme yatırımı yapmayan dağıtım şirketine yaptırımda bulunmak zorunda, uyarmak zorunda. Bana çıksın yarın Enerji Bakanı bak Engin Altay işte EPDK'nın şu şirkete yazdığı yazı uyarmış desin bakayım diyebiliyorsa. 3. Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinden ötürü vatandaşın dava açmasını beklemeden dağıtım şirketi gerekli tazminatı ödeyecek mi? Mevzuatta var tazminat. Şu ana kadar ödenmedi. Elektrik dağıtımı ve parakende satışına ilişkin hizmet kalitesi yönetmeliğine göre bu tazminat ödenmeli dava beklemeden. Ispartalılar, evinde elektrik kesildiği için buzdolabındaki peyniri küflenenler marketindeki sucuğu, salamı, her neyse gıda maddeleri bozulanlar. Bu parayı alacaksınız. Sizin hakkınız. Hakkınızı alın. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alacak diye boşuna denmemiş. Bu konuda neden şu ana kadar firma ya da EPDK bir açıklama yapmadı? Kaç gün geçti Isparta'nın üzerinde? 20 gün. Evet. 20 gün geçti ya. Salmalık mı burası? Isparta'ya, Spartalılara, Esnafından, ev kadınından, emeklisinden, çiftçisine kadar tazminatı ödeyeceksiniz. Paşa paşa ödeyeceksiniz. Ve bir garip bir şey oluyor bu arada. Dağıtım şirketlerinin kullandığı trafo merkezleri, aydınlatma nakil direkleri ve diğer taşınmazların mülkiyeti TEDAŞ'a ait. Dağıtım şirketini ihale etmişim ama trafo benim. TEDAŞ'ım yani. Mülkiyeti TEDAŞ'a ait olan bu yerleri dağıtım şirketleri kira ve reklam geliri elde edecek şekilde kullanıyor. EPDK'nın, TEDAŞ'ın tahsil etmesi gereken bu gelirler dağıtım şirketlerine tahsis etmenin yasal dayanağı nedir? Soruyorum Erdoğan. Neye göre sen TEDAŞ'a ait duvarı dağıtım şirketine veriyorsun reklam ve, ve benzeri işler için? Buradan gelir elde ediyor. Gelir de az değil ha. TEDAŞ buna itiraz edip hakkını aradı. Yani bir dağıtım şirketi TEDAŞ'a ait trafoya aydınlatma direklerine reklamlar asılı büyük şeylerde görürsünüz böyle reklam şirketleri asarlar. Iyi para var bu işte. 5 yılda 201 milyon 691 bin liralık bir gelirden söz ediyorum. Devlete ait bir gelir dağıtım şirketlerine peşkeş çekilmiş. Erdoğan kendi cebinden kime ne veriyorsan ver. Beytülmal'den elini çek. Haramileri Beytülmal'den uzak tut. Tabi önce kendin de uzak dur biraz. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Soruyorum 201 milyon 691 bin liralık reklam geliri nerede Erdoğan? Soruyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi şirketlere çeşitli vesile ve sebeplerle kesilmiş cezalar var EPDK tarafından değerli arkadaşlar. Şirketlere. Bu şirketler ki hem Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapan şirketler hem işte bu şehir hastanelerini yapan şirketler hani dediğimiz o ayrıcalıklı müteahhitler hem de dağıtım şirketi almış. Hepsi bir tane almış. Hepsi. Şimdi soru, soru şu arkadaşlar. Vatandaşlarıma sesleniyorum. Şu veya bu sebeple bu şirketler için kesilen 3 milyar 848 milyon TL ceza var. Ceza kesilmiş. Kime? Dağıtım şirketlerine. Kim kesmiş? EPDK. Çeşitli görev kusurlarından dolayı. Peki kardeşim, kesilmiş de <laughs> ne kadarı tahsil edilmiş diye baktı çocuklar? 152 milyonu tahsil edilmiş, devletin kasasına girmiş. 3 milyar 700 milyon tahsil edilmemiş. Peki Erdoğan, 3 milyar 700 milyon alacağın var, almıyorsun. X şirketinden ama sen ona garanti ödemeni her ay, her yıl düzenli yapıyorsun. Bir de geçişleri arttırdın, onu yarın değineceğiz. Geçişleri arttırdın, adama şakır şakır ödüyorsun ödemen gerekeni fazlasıyla, misliyle. E alacağın var. Adamın da sana borcu var kardeşim. Devlete borcu var. Niye onu ki? Bari mahsup et ya. Bana 1 milyar dolar ödüyorsun geçiş ücreti olarak ki verdiğim geçiş garantisinden sebep. E 3 milyar alacağım var benim. Benim Erdoğan senin babanın parası değil, benim de değil. Devletin parası, 84 milyonun parası almıyorsun. Niye? E bunlar ayrıcalıklı bizim çocuklar. Bizim müteahhitler, bizim aslanlar. Yesinler senin aslanlarını. O aslanlarının hepsinden ve senden ve burnundan burnunuzdan fitil fitil ki, kör kuruşun hesabını soracağız. Burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Kimse şunu zannetmesin. Türkiye'de kim devletin kasasına Beytülmale el uzatmışsa, kim çalmışsa, kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını sormayan namerttir. Herkes bunu böyle bilsin. Değerli arkadaşlar bugün için <laughs> Bu Kınalı Tekirdağ Çanakkale Savaştepe otoyolundaki tek imzayla verilen şu müteahhite yapı ve yapı versin bu işi dedikleri bir mesele vardı iki hafta önce anlatmıştım. Oradaki rakamı e, ve diğer Kuzey Marmara otoyolundaki geçiş garantili araç sayılarındaki olağanüstü artışı ve keşif artışlarını anlatacaktım. Şimdilik zamanımız buna müsaade etmiyor. Ama şunu söyleyeyim, iki hafta önce söylediğim Erdoğan'ın 21 B'ye kızıyorduk, 21 B'ye kurban olalım. Erdoğan diyor ki şundan oturun bu işi halledin diyor. Bu noktaya geldi iş. Yani bir cumhurbaşkanı diyor ki ilgili bakana şu firmayla otur bu işi halledin, müzakere edin, yapı verin. 127 kilometrelik otoban. Bir şey değil canım. Ne kadar? 10 milyar. 10 milyarlık iş. Bırak ihaleyi, bırak 21 B'yi, hallediverin canım diyerek bir firmaya veriliyorsa işte o fena o çürümüşlük o devleti peşkeş çekmedir. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu konularla ilgili yarın e, sizlerle ayrıntılı beyefendinin ıslak imzalarını da göstererek Erdoğan'ın nelerin altına imza attığını tek tek anlatacağız. Şimdilik burada keselim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Soru Evet. Bunun başkanlığı seçim yolunda bazı açıklamalar var. Seytemay Karışlıoğlu da "Eğer teklif gelirse aday olurum." demişti. Bir e, teklif aldığın gün bir açıklaması var. O da bu hareket fark açıklamak pek zor değiller diyor. "Siz aday olur musunuz?" diye sorduklarında da "Kimsenin elleri tersi itemeyeceği şerefli bir makamdır." diyor. Birazcık sanki Tekin Bey'de bir adaya sıcak bakıyormuş yorumları yapıldı. CHP içerisinden gelen açıklamalarda da gördüğümüzde isim Kemal Bey'in açıklamaları yitiliyor. Siz bu tartışmaları anlayabiliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan herkesin gönlündeki aday, bakın herkesin diyorum, her istisnasız Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İşin diğer kısmı başından beri Sayın Genel Başkanımız bu işin kendisinin verebileceği ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin vereceği bir karar olmadığını, olmayacağını Millet ittifakı bileşenleriyle bu işin oturulup konuşulacağını beyan etmiştir. Biz aynı noktadayız. Vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Ama çok merak ediliyorsa ve saray da bunu çok merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçim tarihini bugün açıklasın, yarın adayımızı açıklayalım. Hadi bakalım. Evet sanıyorum yoktur. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi mesailer efendim.